Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar bilgi kuramı dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik. Klasik sorularla başlıyoruz ki daha sonra değişik bölümlerle sorular gelecek karşımıza. İlk sorumuzda klasik bir sorumuz var. Bu soruda ne istiyor bizden arkadaşlar, bakalım. Bilgi nedir ifadesinde biz bilginin kısaca bilenle bilinen arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürün olduğunu söylemiştik. Yani bilen nedir? Süje, bilinen nedir? Obje. Yani genel anlamda süje ile obje arasındaki ilgi ve ilişkidir şeklinde söylemiştik. Hemen yazalım arkadaşlar. Bilen yani süje, hemen onu parantez içerisinde de belirtelim. Bilen ile bilinen. Bilinen neydi arkadaşlar? Ona da obje diyelim. Yani bilen ile bilinen arasında kurulan bağ sonucu, evet, bağ sonucu ortaya çıkan, evet, o kurulan bağ sonucu ortaya çıkan üründür arkadaşlar bilgi. Üründür diyelim. Yani genel anlamda, daha da aklımıza kalsın. Genel anlamda süje ile obje arasındaki ilgi ve ilişkidir. Evet, bilgi kuramı dersindeki karşılığı, anlamı, tanımı budur arkadaşlar diyelim ve vakit kaybetmeden geçelim diğerine. Evet, burada da aynı şekilde bizden bir diğer klasik soru isteniyor. Bu sefer de bilgi türleri nelerdir? Onları yazın şeklinde bir ifade var ki bilgi türlerini birlikte yazalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk önce aklımıza gelen gündelik bilgi. Şuraya bir gündelik yazalım. Diğer arkadaşlar bilimsel bilgi. Buraya da bilimsel yazalım. Bir diğeri felsefi bilgi çeşidi var. Biliyorsunuz bilgi türlerine hatırlarken bunları madde madde yazmıştık. Diğeri de arkadaşlar dini bilgiler var. Bunu da şöyle hatırlatmış olalım. Bir diğeri teknik bilgiler var. Ve son olarak da sanat bilgileri, sanatla ilgili bilgi türlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere diyoruz ve geçiyoruz bir başka klasik soruya arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bizden istenen rasyonalizm ile empirizm arasındaki en önemli fark nedir? Kısaca yazın şeklinde bir ifade var ki çok önemli, çok kısa bir farkı var arkadaşlar. Empirist felsefe sadece deneye, bu diğeri de rasyonalist felsefe ise sadece akla dayanır. Bunu yazmamız yeterli arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Empirist felsefe, sadece deneye, rasyonalist felsefe ise sadece akla dayanır arkadaşlar. Açık açık söylüyorum, yavaş yavaş yazıyorum. Yani empirist felsefe deneye, rasyonalist felsefe sadece akla dayanır şeklinde bilmemiz ikisinin arasındaki farkı da ortaya çıkartıyor zaten diyelim. Ve geçiyoruz diğer soruya. Doğru bilginin ölçütleri nelerdir? Kısaca maddeler halinde yazınız şeklinde bir ifade var ki doğru bilgiyi biz hangi ölçütlere dayandırmıştık arkadaşlar? Hatırlayın, birincisi uygunluk olacak. Şuraya bir uygunluk yazalım. Bir diğeri tutarlılık olacak. Buraya tutarlılık yazalım. Bir diğeri tümel uzlaşım arkadaşlar. Bu da önemli. Tümel uzlaşım olacak. Bir diğeri apaçıklık olacak. Yani gayet net, açık bir şekilde olacak. Ve en sonunda da yarar sağlayacak arkadaşlar. Buraya da yarar yazarak buradaki doğru bilginin ölçütlerini de sizlere 5 temel başlık altında bir kez daha hatırlatmış olalım. Gazali'ye göre doğru bilginin kaynağı nedir peki? Biliyorsunuz Gazali dini İslami düşünürlerden birisidir arkadaşlar. Gazali'ye göre doğru bilginin kaynağı nedir? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Doğru bilginin kaynaklarından birisi akıldır. Yani ona göre, öyle diyelim,
Ona göre kaynaklardan en önemlisi akıldır. Akıl, duygu bilgisinin, özür diliyorum, duyu diyelim, yani duyu bilgisinin birçok eksik ve kusurlarını giderir. Evet, ona göre akılcılık önemli, çünkü duyu bilgisinin birçok eksik ve kusurlarını giderdiğini düşündüğü için akla çok önem vermiş ve bilginin kaynağını akıl olarak göstermiş arkadaşlar. Diyelim ve geçiyoruz bir başka bölüme. Aşağıda açıklamalar verilen felsefe akımlarını yazınız ki, evet, felsefe akımları da mutlaka önemli arkadaşlar. Septizm, kritizm, empirizm, rasyonalizm, onu hep söylemekte zorlanıyorum. Entüisyonizm şeklindeki bu felsefi akımları hadi bir kez daha sizlerle birlikte yapalım, hatırlayalım. Arkadaşlar, burada birinci açıklamada ne var bakalım? Şüpheyi temel ilke olarak belirleyen bu düşünce, arkadaşlar, şüphe deyince aklımıza hemen septisizm geliyor. Yani septisizm zaten şüphecilik, biliyorsunuz. Bu düşünce doğru bilginin mümkün olmadığını savunur. Bu anlayışa göre duyular eksik, yanıltıcı ve değişken bilgiler verir. Akıl da bütün gerçekleri kavrayamaz ifadesi var ki şüphe kelimesi hemen septisizm felsefe akımını aklımıza getirsin. Bunları kodlayın arkadaşlar. Nokta nokta bilginin kaynağı akıl ve deneydir diyor. Evet, akıl ve deneyciler, biliyorsunuz ki kritisizm düşünürleri, akımcıları, eleştirici ve uzlaşmacı bir tavır sergileyen bu düşünce bilgi için hem deney hem de aklın gerekli olduğunu ileri sürer ki deneyici ve akılcı olanlar eleştirel düşünenler, kritisizm arkadaşlar. Buraya kritisizm şeklinde yazalım. Diğerine bakıyoruz. Üçüncü ifademizde nokta nokta doğru bilginin kaynağı olarak deneyi savunur. Evet, bunlar da deneyici. Deneyicileri de unutmayın. Ama devam ediyoruz. John Locke'a göre aklın üzerinde çalışacağı tüm malzemeler deneyden gelir. Aklın doğuştan getirdiği hiçbir ilke yoktur. İnsan aklı boş bir levha gibi. Arkadaşlar, bu cümleyi unutmayın. İnsan aklı boş bir levha gibidir. Boş levha ancak deneyimler ile doldurulabilir ve her şey ancak deneyimler yoluyla bilinebilir. Evet, deneyim olmasını isteyen bu deneyici felsefi akım, biliyoruz ki empirizm arkadaşlar. Buraya da empirizm yazalım. Son ikinci diyelim, sondan ikinci felsefi akımımız, iki tane kaldı. Doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan akımdır. Kavram ve ilkeler akılda doğuştan bulunur. Doğru bilgiye ancak akıl ile ulaşılabilir. Rasyonalizm, empirizmin karşıtıdır ifadesi var ki zaten burada cevap verilmiş. Arkadaşlar, bize bahsedilen felsefi akım rasyonalizm. Evet, buraya da rasyonalizm yazdık. Çünkü dediğimiz gibi bunlar akıl ve fikre dayanan şeyler. Ve son ifademiz nokta nokta bilginin temeline sezgiyi alır. Sezgi. Doğru bilgi doğrudan ve araçsız kavrayışla elde edilir. Doğru bilginin zihinsel süreç ve aklın süzgecinden geçmiş yargılara dayandığını savunan anlayışa karşı çıkar. İnsan eğer sezgiyi uygun bir biçimde kullanırsa bilgi edinmek için doğal yeteneğine sahip olur. Arkadaşlar, sezgiyi diyor uygun bir biçimde, ki bunlar sezgici. Buna da biz entüisyonizm diyoruz arkadaşlar. Buraya da İsyonizm olacak. Buradaki felsefe akımının ismi diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Evet arkadaşlar, son bölüm. Burada da yine değişik açıklamalar ve kavramlar var. Hadi birlikte bakalım. Nesnel gerçekliği duyular yoluyla öznel bilince aktarma durumu. Bu kavramın karşılığı ne arkadaşlar? Biz buna ne diyorduk? Algı, değil mi? Hemen şuraya bir algı yazalım. Uyaranları fark edebilme yetkisi nedir? Duyu. Buraya da duyu yazalım. Çevredeki uyarıcıların duyu organları tarafından fark edilmesi ve beyne iletilmesiyle oluşan psikofizyolojik olaya ne deniyordu? Buna da duyum diyelim.
bir şey ya da kimsenin varlığına veya bir iddianın doğruluğuna inanma durumuna da adı üstünde inanç diyelim. Bir diğerine bakıyorum. Rasyonel bir temeli olmakla birlikte kendisinden kuşku duyabilen önerme ya da hipotez, kişisel görüşlere dayanan inanca ne diyoruz arkadaşlar? Bu benim kanaatim diyoruz ya, buraya da kanaat diyoruz, kişisel görüş, fikir olduğu için diyelim. Ve geçelim biraz daha şöyle yukarı. Evet, bilincin kendisine yöneldiği, tasarlanan ve düşünülen dış dünyaya ait gerçeklik, dış dünyaya aitse arkadaşlar o gerçekliğe biz obje diyoruz. Bir şey, kişi ya da görüş hakkında belirli bazı koşul, olay, durum veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz düşünceye ne diyoruz? Ön yargı arkadaşlar. Evet, buna da ön yargı şeklinde kavram olarak belirtelim. Diğerine bakıyorum. Bilen ve bilmeyene yönelen varlık, yani özneye ne diyoruz arkadaşlar? Bir süje. Biraz önce bahsettik, bilgiyi anlatırken süje diyorduk. Akla, sezgi veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şey veya olayı önceden kestirme, kestirim durumuna ne diyorduk? Tabii ki önceden kestirme tahmindir değil mi arkadaşlar? Buraya da tahmin yazıyoruz. Birden fazla düşüncenin birbiriyle çelişmemesi olarak tanımlanan kavrama denir. Bakın, çelişmemesi durumu gayet açıklık, yani ap açıklık durumudur. Bunu da buraya yazalım. Bir yargı ya da önermenin gerçeklikle uyuşması olarak tanımlanan kavrama denir. İşte o kavram doğruluktur. Buraya doğruluk yazalım. Sokrates hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Onun düşünceleri öğrencisi Platon'un eserleri aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Bu durumda bahsedilen kişi kim? Zaten burada verilmiş. İşte hiç eser bırakmayan o kişi kim sorulmuş? O da zaten söylendiği üzere Sokrates olarak yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.